Do'yu istersek bir aşağı bir yukarı alarak çalabiliriz. Yani iki tane sekizlik yazarak. Fakat biz tahtada birim olarak bir dörtlüğü tercih ettik. Bir dörtlüğün içerisinde iki tane sekizli var. Rahat çalabilmeniz açısından. Bir tane vurup bir tane boş geçeceğiz. Yani bir, iki, üç, bir, iki, bir, iki, bir, iki, üç. Demek oluyor ki ortadakileri birer tane vurup boş geçeceğiz. En sondakini yine üçlü olarak devam edebiliriz. Ritim olarak baktığımızda şu çıkıyor. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 bu şekilde tezenizi istediğiniz boğma şeklinde de antrenman yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii bunu bir adım ileri götürerek ortadaki bir dörtlük birimleri de ikiye bölerek sekizlik olarak alıp onları da şöyle de sayarak devam edebiliriz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Böyle de 18'lik bir ritmi elde etmiş oluruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Görüldüğü gibi yani 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 bu şekilde de 18'liği çok aralık vermeden rahatlıkla çalışabiliriz. Evet, şimdi gelelim ilk üçlümüze. Tahtada yazdığım gibi 3 tane R vardı. Birinci vuruşumuzu yukarıdan aşağı yapacağız. İkinci vuruşumuzu ve üçüncü vuruşumuzu aşağıdan yukarı, onu tekrar bir çizelim ki bir yanılgıya yol vermeyelim. Şöyle yapabiliriz. Şunu yukarıdan aşağı vurup hemen akabinde bunu aşağıdan yukarı, bunu da ve şurayı vurduğumuzda boş geçiyoruz. Tahtadaki yazılı şekline göre. Burada zaten bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı veya da burada çok teknik bir şey kullanarak hızlı bir şekilde üst altıda yukarıdan aşağı vurarak da yapabiliriz. Çünkü bu tamamen bağlamaya özgü bir olaydır. Onu da örnekleyeceğim sizlere. Evet, şimdi alalım birinci üçlümüzü şöyle. Re, 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 alt tel boş. Re, 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 bir, iki, üç, re, re, re. Görüldüğü gibi bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç, bir, iki, üç. R'leri oturttuktan sonra üst telde, beşinci telde, üçüncü telde beşinci parmakla düzeltiyorum. Üçüncü telde beşinci parmakla do sesini alacağız. Do, do, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Yani süreyi tamamlama açısından bir, iki sayıp do'yu dolduruyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, ikiyi vurmuyoruz. Akabinde ortada ikinci parmakla si. 1 2 1 2 1 2 1 2 yani si'yi de aldıktan sonra bağlıyoruz. Re 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 do si. 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 Re, 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 do, si. Görüldüğü gibi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4'ü tamamlamış olduk. Şimdi gelelim 16'lık birimlerle yazdığımız bir nota kümesine bakıldığında do, re, do, re, si. Şimdi onu alıyoruz. Üst ve alt teli şöyle, burada birazcık seri olmamız gerekiyor. Üst alt, üst alt ve orta tel. Do re do re si, do re do re si, do re do re si, do re do re si. Üst alt, üst alt, orta. Üst alt, üst alt, orta. Eğer iyi bir çalışmayla sayımlarınızı ve tezene vuruşları
temiz bir şekilde getirdikten sonra üstten de vurabiliriz do ile re'yi. Şöyle do re do re si, do re do re si, do re do re si, do re do re si. Tabi bu da diğer bir yönü, yani son kümemizdeki olan do re do re si'yi üst alt üst alt üst yapabiliriz veya da tamamen yukarıdan aşağı üst ve alt tellere de vurarak da bir sonuç elde edebiliriz ki o da bağlamada zaten çok kullandığımız üst alt tellere zamanında ulaşabilme açısından üstten üstten de vurarak elde etmiş oluyoruz. Evet, şimdiki birinci ölçümüzü toparlıyoruz. Şöyle re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si. Alt boş 3 kez, üst tel ve orta tel, daha sonra da üst alt üst alt orta. Re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si. Evet, görüldüğü gibi birinci ölçümüzü bir kendisi 5'te tekrarla beraber 6 kez peş peşe çaldığımızda eserin, yani birinci kıtası dediğimiz şu karşıyayla da göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter, bu ayrılık bana ölümden beter dediğimiz şu 3 mısrayı rahatlıkla elde etmiş oluyoruz. Geri kalan 4. mısrasına gelindiği de geçti dost kervanı eyleme beni. Onu zaten 2. bölümde tekrar tahtaya yazarak daha geniş bir şekilde ele alacağız. Tabi bu eserin gidişatı dediğim gibi la, si bemol 2, do, re, mi, fa diyeze zaten varmamıza gerek yok. Çünkü eser aşağı yukarı 4-5 sesten oluşma la, si, do, re, mi olarak gittiği için 5 sesli bir eser olduğu için aşağı inmiyoruz. Evet, görüldüğü gibi birinci ölçüyü tekrar ediyorum. Daha sonra bir kısa bir aramız olacak, reklam aramız. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Kısaca son kez tekrar ediyorum. Re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si, re 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 do si do re do re si, re re do si do re do re si, re 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 do si do re do re si. 6 kez yaptıktan sonra kısa bir aradan sonra sanırım ki siz de o arada birinci ölçüyü 6 kez sağlamlaştırdıktan sonra ikinci bölümde eserin geri kalan kısmında görüşmek üzere. Şimdi reklam arası, az sonra görüşüyoruz. Evet, tekrar karşı karşıyayız saz zamanında sevgili Yol TV izleyicileri. Belki televizyonları yeni açan arkadaşlarımız varsa bugün şu karşı yaylada göç katar katarı işliyorduk. 18'lik bir eser. 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-3 şeklinde yürüdüğünü birinci bölümü yazmıştım. Bir ölçüyü 6 kez tekrarladıktan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. Bu arada bu program sayesinde sağ olsun çok eski dostlarımla da tekrar buluştuk. Erzincan'dan Mümin Gerçeğe sevgilerimi sunuyorum. Ne yapıp sonunda beni buldu. Kendisine saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi söylemiştim. Yani re re do re 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 do si do re do re si. Bunu bir kez çalıp daha sonra ölçü tekrarı koyarak 5 kez tekrar edilip toplam 6 kez çalındıktan sonra şimdi geri kalan bölümünü devam edeceğiz eserin. Şimdi burada re mi re re mi re re, şöyle re mi re re şeklinde bir üçlüyü burada tekrar görüldüğü gibi 1-8'li başta, 2-16 ortada ve bir de sonunda. Tabi buradaki 2 tane 16'nın toplamı 1-8'lik yapıyor. 1-8'lik yaptığından 1-8 başta, 1-8'de sonda olduğundan demek oluyor ki üçlümüz tekrar başta devam etmektedir. Re mi re re, şimdi do
Si La. Biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. Nota başları aşağı indikçe kuyruk kısımlarını yukarı kaldırıyoruz. Yukarıda olduğu sürece de aşağı indiriyoruz. Bunların nota yazımında ses üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Şimdi görüldüğü gibi 1, 8, 2, 3. 2 de burada var, 5, 7, 8. 2 de bunun içinde olduğuna göre 18'lik ölçümüzü kapatıyoruz. Şimdi burada 0 parmak alıyoruz re'yi. Mi 1. parmak, re 0, tekrar 0. Burada 5. parmakla alıyoruz. Si 2. parmak, tekrar 2. parmak ve 1. parmak. Şuraya gelindiğinde isterseniz eğer karar sesi de alabilirsiniz. O zaman la la mi almamız lazım. Yani şurada 2 tane la alıyoruz. Bir tanesi bir de mi olarak alıyoruz. Bu şekilde la la mi alarak da karar sesiyle de, yani üstten çıkan tınlamayla alttan çıkan, orta telden çıkan la'yı da bu şekilde elde etmiş olabiliriz. Yani şu şekilde de yazabilirim. Mi'yi de kattığımızda şöyle karar sesiyle de bu eseri çalımında karar sesinde alarak akor sesimiz olan la la mi alarak devam edebiliriz. Şimdi burada re mi re re do si si la şeklinde yürüdükten sonra devam ediyoruz aşağıda. Evet, re mi re re do si si la. Burada tekrar donanımı yazıyoruz. Si bemol 2. 18'liği burada